değerli katılımcılara o iletiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Akşener epeyce uzun bir ileti göndermiş. Siz değerli katılımcılara nazik davet için teşekkür ediyor. Yoğun programı nedeniyle katılamadığını belirtirken oldukça önemli cümlelerle sizlere sesleniyor. Dış politika bir ülkenin ön savunma hattı, devlet yönetiminin can damarı, milletimizin güvenliğinin teminatıdır. Türkiye Cumhuriyeti henüz genç bir cumhuriyetken bile dış politikasını ana eksenine devlet ciddiyeti ve milletin çıkarlarını koyduğu bir anlayışla yürütmüştür. Ama bugün maalesef cumhuriyetimizin anlayışından oldukça uzaktayız. Devlet hafızamızın yerini kişisel tercihlerin, devlet politikalarımızın yerini keyfi kararların, milli çıkarlarımızın yerini de şahsi ilişkilerin aldığı günlerden geçiyoruz, demiş Sayın Akşener. Oldukça uzun bir mesaj, o yüzden sonuna doğru gelmek istiyorum. İşte tüm bu sebeplerle hem ülkemiz hem de Avrupa Birliği için çok kıymetli olduğuna inandığım foruma katılan tüm paydaşlara çalışmalarında başarılar diliyor. Maltepe Belediye Başkanımız Sayın Ali Kılıç başta olmak üzere forumun organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, demiş Sayın Meral Akşener. Belki bir önemli cümlesine daha sarf etmem gerekiyor. Çünkü burada da Avrupa Birliği'ne seslenmiş. Bu kısmı okumazsam belki mesajın gerçek olan bölümünü okumamış olacağım. Yine birçok cümlenin ardından 21. yüzyılın ruhuna ayak uydurmak, işbirliğinin gücünden faydalanmak ve birliğin kuruluş ruhuna hizmet etmek adına Avrupa Birliği'nin de bu süreçte öz eleştiri yapması ve elini taşın altına koyması gerekiyor, demiş Sayın Akşener. Teşekkür ediyoruz bu mesaj için. Acaba dışarıda lobide kimse kaldı mı arkadaşlar? Kapıları kapatalım eğer kimse kalmadıysa ve oturumumuza geçelim. Değerli katılımcılar, bu oturumumuz Avrupa Birliği'nin göç politikaları ve güvenlik başlığını taşıyor. Ukrayna'nın işgaliyle Avrupa Birliği'nin göç politikası nasıl etkilendi? Göçler Avrupa Birliği siyasetini nasıl etkiliyor? Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde göçmenlerin rolü nedir? Ve Avrupa Birliği'nin güvenlik sorunu Avrupa Birliği ordusu başlıklarını taşıyor. Şimdi gerçekleşecek olan oturumumuzun ana konuları. Önce moderatörünü davet etmek istiyorum bu oturumun. Hamburg Protestan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yaşar Aydın'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Ve konuşmacılar, Yeşiller Partisi Hamburg Parlamentosu üyesi Yusuf Uzundağ. Hoş geldiniz Sayın Uzundağ. Bir diğer konuğumuz Rusya Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Başkanı, Rus-Türk Toplumsal Forumu Eş Başkanı Sergey Markov. Hoş geldiniz Sayın Markov. Ve bu bölümün son konuşmacısı Hessen Eyalet Milletvekili, Lefkoşe Türk Belediyesi Başkanı Turgut Yüksel. Özür dileyerek bunu bir düzeltelim çünkü burada iki konuk varmış. Hessen Eyalet Milletvekili Turgut Yüksel. Önce Sayın Yüksel'i bir alkışlarla alalım. Evet, şimdi diğer konuğumuz Lefkoşe Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı. Alkışlarınızla Sayın Harmancı'yı da yerine alalım. Hoş geldiniz efendim. Ve ben şimdi sözü bu oturumu yönetecek olan Sayın Yaşar Aydın'a bırakıyorum. Buyurunuz efendim. Teşekkürler. Ben de sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz bu son oturumumuza. Çok faydalı bir toplantı yaşadık bugün, yaşamaya devam ediyoruz. Bundan dolayı ben
Maltepe Belediyesi'nde ve Ali Kılıç Bey'i, Belediye Başkanı Ali Kılıç Bey'i böyle önemli bir toplantı gerçekleştirdiği için tebrik ediyorum ve hem bu toplantı için sarf ettiği emeğinden dolayı ve nazik davetlerinden dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Gün boyu çok ilginç sunumlar dinledik, konuşmalar dinledik, birçok konuya değindik. Avrupa Birliği, Türkiye ilişkilerine değindik. Avrupa'da sosyal demokrasinin yükselişine değindik ki gerçekten de öyle. Sadece bu Almanya'da sosyal demokratların iktidara büyük ortak olarak iktidara gelmesi. Zira sosyal demokratlar zaten iktidardaydı ama koalisyonun bir ortağı olarak iktidardaydılar. Ama bu son dönemde güçlü koalisyonun en güçlü partisi olarak Yeşillerle birlikte iktidara geldiler ve ben bunu yazılarımda, yorumlarımda Almanya'ya sol ekolojik iktidar şeklinde tanıtmıştım. Gerçekten de hükümet sözleşmesine baktığımızda orada son derece sosyal demokrat ve ekolojik tonlu açıklamalar, hedefler vardı. İşte Sayın Eşber Yağmur Derili bu Avrupa'daki neoliberal hegemonyaya değindi. Tabii ki bu koalisyon sözleşmesinde tamamıyla bu neoliberal paradigmayla köprülerin atıldığını söyleyemiyoruz ama ciddi eleştiriler de var bu neoliberal paradigmaya. Yeni bir iktisat arayışı var. Bunu biz işte Alman Ekonomi Bakanı Sayın Habeck'in söylemlerinde de görüyoruz. Yani hükümet çok iddialı bir şekilde iktidara geldi ve hedefinde birincisi ekolojik dönüşüm var idi ki Almanya burada çok ileri bir noktada. Bu yılın sonunda Almanya'da kalan son nükleer elektrik santrali devre dışı bırakılacak. Yani Fransa'dan farklı olarak bu yeşil ekolojik ekonomiye geçişi nükleer enerjiyle değil, nükleer enerjiyi tasfiye ederek gerçekleştirmek istiyor. Bir başka nokta, bizim konumuzla direkt bağlantılı bir başka noktada Avrupa Birliği'nin dönüşümü, yani Avrupa Birliği entegrasyonunun derinleştirilmesi ve bu anlamda da bu hükümet sözleşmesinde şöyle bir deyim var, şöyle bir tanım var. Orada Avrupa Birleşik Devletleri'nden söz ediliyor. Yani bu Amerika'ya yapılan bir gönderme. Yani Amerika Birleşik Devletleri tanımına yapılan bir gönderme. Ki zaten Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da bu yönde çıkışları vardı. Avrupa Birliği'ni derinleştirmek ve Avrupa Birliği'ni dünya politikasında, dünya sisteminde otonom bir özne haline getirme projesini sık sık dillendiriyordu ve bu hedefe yönelik Alman hükümet sözleşmesinde de çok ciddi atıflar var. Böyle bir gündem birdenbire Ukrayna Savaşı'yla değişti ve tartışmaların merkezine güvenlik ve göç konusu yeniden oturdu. Göç konusu ve mültecilik konusu Avrupa'nın gündemine Suriye'deki iç savaş sonrası yerleşmişti. 2014 sürecinde yerleşmişti. 2015-16 yıllarında bu devam etti ve Türkiye ile Avrupa arasında bir mülteci anlaşmasıyla sonuçlandı. Bu mülteci anlaşması konusuna da gireceğiz çünkü bu çok önemli. Ve bu mültecilik anlaşması Türkiye açısından da çok önemliydi çünkü bütün eleştirilere rağmen Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ciddi bir anlaşma gündem maddesiydi. Onun dışında birçok işbirlikleri ya sonlandırılmıştı ya da sınırlandırılmıştı. Bu Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan adeta yani paradoks bir şekilde bir olgu idi. Şimdi Ukrayna savaşı
ile tekrar Avrupa Birliği açısından Türkiye'nin önemi tekrar arttı. Türkiye bu sefer güvenlik boyutuyla, işin askeri güvenlik boyutuyla da Avrupa'nın yeniden gündemine geldi. Ben konuklarımızı kısaca tanıtmak istiyorum. Kısaca çünkü bu broşürde detaylı bilgiler var. İsteyen buradan bakabilir. Ben Sayın Turgut Yüksel Bey'den başlamak istiyorum. Kendisi iktidardaki Sosyal Demokrat Parti üyesi. 2009-2019 yıllarında Hessen eyaletinde göç ve çeşitlilik çalışma grubunun başkanlığını yaptı. Bu çok göç politikalarının belirlenmesinde önemli görevleri olan bir çalışma grubu birçok eyalette var. Kendisi bu görevi yürüttü ve aynı zamanda kendisi 2009 yılından bu yana Sosyal Demokrat Parti'nin yönetim kurulu üyesidir. Ben diğer konuğumuz Sergey Markov Bey'e geçmek istiyorum. Kendisine hoş geldin diyorum. Kendisi Moskova Devlet Üniversitesi Felsefe Fakültesi Kamu Politikası bölümünde yardımcı doçent. Moskova, aynı zamanda Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde de Siyasal Bilimler Fakültesi profesörüdür. Kendisiyle de kendisinin de bu süreciyle ilgili Rusya açısından ne anlama geliyor onu soracağım kendisine. Diğer adayımız Mehmet Bey, Mehmet Armancı. Mehmet Bey Turizm 2013 yıllarında Kıbrıs'ta, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Turizm ve Çevre Bakanlığı da yapmış bir siyasetçi. Toplumcu Demokrasi Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuş ve şu an hali hazırda Başkent Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra kendisine ait sitelerde, bloglarda da düşüncelerini açıklıyor ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı'na seçilen Mehmet Armancı Bey bu belediyeyi birçok uluslararası platformda da başarıyla temsil etmiş. Aramıza hoş geldiniz. En son olarak da Hamburg'dan arkadaşım Yusuf Uzundağ Bey'i tanıtmak istiyorum. Kendisi Yeşiller Partisi Eyalet Milletvekili. Yusuf Bey birçok sosyal projede yer almış biri. En son işte sokak gençlerine yönelik birçok projede yer aldı. Onların topluma entegrasyonu konusunda, onlara mesleki meselelerde danışmanlık, yol göstermek anlamında çok ciddi, önemli çalışmaları var. Ve aynı zamanda da bir noktaya da vurgu yapayım. Yusuf Bey aynı zamanda Maltepe ilçesinin Hamburg'un Altona ilçesiyle kardeş ilçe olmasında da çok önemli görevler aldı. Hatta siz başlattınız yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi çok yönlü bir politikacı. Kendisine de teşekkür ediyorum. Hoş geldin diyorum. Yüksel Bey ile başlamak istiyorum. Yüksel Bey. Tabii bu Ukrayna meselesi, Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi Avrupa'da yeniden bir göç dalgasına yol açtı. Bir mülteci dalgasına yol açtı. 700 binin üzerinde göçmenin geldiği söyleniyor Almanya'ya, Polonya'ya da birçok göç söz konusu. Ben sizden kısaca bu konuya girmeden önce Almanya'nın ve Avrupa'nın göç politikasına kısaca değinmenizi rica edeceğim. Yani bu Dublin 2 sözleşmesi bu anlamda bu Ukrayna meselesi ne anlam taşıyor? Bu Dublin 2 sözleşmesini sorguluyor mu bu konuda? Neler söyleyeceksiniz? Buyurun söz sizde. Ya, merhaba. Her şeyden önce Belediye Başkanımız Ali Kılıç'a ve onun çalışma arkadaşlarını davet ettikleri için çok teşekkür ederim. Yine böyle güzel bir konferansla birlikteyiz. Keşke bütün İstanbul ilçeleri de bu konularda tartışma düzenlese ve diyaloğu geliştirseler daha iyi olacağına inanıyorum. Çünkü özellikle Avrupa konusu son dönemlerde Türkiye'de
hemen hemen ne muhalefet açısından ne de iktidar açısından belli bir rol oynamıştı. Konumuza gelince 2015 yılı ABD'nin güvenlik politikasında bir dönüm noktası olmuştu. Çünkü Suriye'den oradaki savaştan dolayı Türkiye üzerinden veyahut da Kuzey Afrika üzerinden Avrupa'ya yüz binlerce göç akımı başladı. Tabii ki şu anda Ukrayna'ya yapılan saldırı sonucunda 2022 yılında ki göç aynı kefeye konulamaz, aynı seviyede tartışılamaz. Ama belli bir gerçek var. Avrupa bu konuda ortak bir karar almak zorunda. Örneğin Suriye'den Almanya'ya, Avrupa'ya gelen mülteciler konusunda özellikle Macaristan ve Polonya bu gelişe, bu göçe karşı büyük bir tavır aldılar. Ama şunu da biliyoruz ki şu anda Polonya'ya en fazla göçün aldığı, Ukrayna'dan göçün aldığı 5 milyona söylediler demin, yakın insan gelmekte. Bu tabii kontrolsüz olduğu zaman, bu konuda ortak karar alınmadığı zaman, özellikle son yıllarda 2015'ten bu yana aşırı sağcı, milliyetçi, ırkçı partiler bu göç olaylarını kullanarak ivme toplamaya başladılar ve bunu propaganda haline getirip özellikle Almanya'nın hemen hemen her eyaletinde, federal mecliste ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde buna Fransa, Hollanda, diğer İskandinav ülkeleri de dahil burada aşırı sağcı partilerde büyük bir gelişme kaydedildi. Ve bu şekilde göçmenler genel olarak politikanın ulusal çıkarlarını savunma açısından oyuncağı haline geldiler. Bu nedenle her mülteci akımının, her göç hareketinin Avrupa'ya aşırı sağcı ve radikal milliyetçileri daha da güçlendirmesine yol açmaya başladı. Ortak bir göç politikası uygulamadığımız zaman bu Avrupa için, Avrupa'daki bütün ülkeler için bir sorun olacak. Bu sorunun temelinden birisi de demin de söylediğim gibi ortak bir kararlarının olmaması, özellikle Kuzey Avrupa mültecileri kabul etmeye yönelik etmemeye yönelik bir tavrı vardı ve gelenlerin çoğu da özellikle Doğu Avrupa'da ve Güney Avrupa'da toplanmaya başladılar. Bunun da şeyini, makbuzu özellikle Yunanistan'a ve İtalya'ya çıkarıldı. Çünkü Dublin II anlaşmasına göre gelen mültecilerin ilk ayak bastığı, parmak izlerinin aldığı ve kayıt olduğu ülkelerde kalmak zorundalar. Eğer bu anlaşmaya göre Almanya'ya geldikleri zaman veyahut da Fransa'ya geldikleri zaman geldikleri ülkeye geri, yani ilk ayak bastıkları, parmak izlerinin aldıkları ülkeye geri dönmek zorunluluğu vardı. Bunu 2017'de tekrar Avrupa Parlamentosu'nda da ulusal parlamentolarda da dile getirildi. Maalesef burada bir değişiklik olmadı. Yani bu Dublin Anlaşması hiçbir şekilde görevini yerine getiremedi. Çünkü özellikle sorun İtalya'da, İspanya'da ve sınır ülkesi olan Yunanistan'da çözülmeye başladı. Bu nedenle de bu Dublin Anlaşması'nı tekrar gözden geçirip, yani bu sorumluluğun üzerinden bütün Avrupa ülkeleri ortak olarak hareket etmek zorunda. Örneğin Polonya ve Macaristan sürekli bu konuda takoz koyup karşı çıkmaya çalıştı. Ama Avrupa'nın fonlarından, Avrupa'nın yardımından en çok pay alan, en çok destek alan ülkelerin başında Polonya ve Macaristan gelmektedir. Tabii ki bu küresel bir sorun. Bu sorunu da çözebilmek için yalnız Avrupa bu sorunu çözemeyecek. Ama Avrupa'da da önerilen yeni bir
bir kurum önermekte, bir iltica kurumu önermekte. Bu iltica kurumunun kurumu genel olarak Avrupa'ya göçün kontrolünü ve nasıl yapılmasını, nasıl dağıtılmasını ekonomik olarak üzerinden nasıl gelmesi gerektiği tartışılmakta. Bildiğiniz gibi özellikle Avrupa'da, Almanya'da da bu da en büyük sorun. Sorunun başında demografik olarak nüfus sayısı özellikle yaşlılar nüfusu üstünde olmakta. Yani toplum gittikçe yaşlanmakta, genç nüfusa ihtiyaç duyulmakta. Bunun bu çerçevede de tabii ki oraya gelen göçmenler de dahil, oraya göç edenler de dahil bunları kalifiye hale getirip iş hayatına kazandırmak zorundayız. Ama bunun dışında da özellikle Türkiye'yle veyahut da üçüncü ülkelerle yani Avrupa Birliği'ne dahil olmayan ülkelerden göç alabilmek için de yeni bir yasa çıkarıldı. Bu yasaya göre kalifiye işçiyi Avrupa'ya, Almanya'ya davet edilmeye başladı. Ama bunun temelindeki sorun, diğer bir sorun, eğer beyin göçü olduğu zaman veyahut da kalifiye işçiler Almanya'ya, Fransa'ya geldikleri zaman o geldikleri ülkede bir sorun çıkıyor ki özellikle bu Türkiye için de geçerli. Son yıllarda Türkiye'deki ekonomik ve politik gelişmelerden dolayı, insan haklarından dolayı, düşünce özgürlüğünden dolayı burada özellikle genç nüfusta Türkiye'yi terk etme eğilimi oldukça ağır ve birçok genç Avrupa'ya gelip, özellikle Almanya'ya gelip orada çalışmak istiyor. Tabii ki eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumluları da ya gitsinler, yolları açık olsun demesi kabul edilecek bir şey değil. Bu insanlara bu ülkenin ihtiyacı var. Bu konuda da eğer Avrupa bu göçü gelin buraya dedikleri zaman o ülkelerde de sorunlar çıkacağını bilmek zorundadırlar. Tabii ki bunun en büyük temellerinden birisi de kuzey ile güney arasında olan dengesizlik, ekonomik dengesizlik ve demin de söylendi, açlık da bir sorun, savaş da bir sorun. Bakınız Batı Afrika'daki denizdeki balıkları yakalayanlar özellikle Avrupa'nın büyük balıkçı filoları. Yani Batı Afrika'daki balıkları Avrupa'ya getiren bu filolar ve oradaki yaşayan köylüler, yani balıktan geçinen köylülerin yaşama alanı yok oluyor. Doğu Afrika'da bütün özellikle Etiyopya'da dahil, Kenya'da dahil oralarda özellikle çiçek, gül üretimine yatırım yapıyorlar. Gül ve çiçek üretimine yaptıkları yatırımlarla oradaki bütün su alanlarını gül ve çiçek yatırımında tarlalarında kullanıyorlar ve oradaki köylülerin yaşama alanı gittikçe daralıyor. Yani açlıktan, sefillikten karşı karşıya kalıyorlar. Bundan dolayı da yaşamak için ülkelerini terk etmek zorundalar. Yani ama bunun birinci sorumlularından birisi de özellikle zengin olan kuzeyin güneye sömürücü bir şekilde bakışından kaynaklanmaktı. Tabii bu konuda da tavırı almak zorundayız ve politikalarımızı değiştirmek zorundayız. Bunun yanında da en büyük sorunlarından birisi de silah üretimi ve silah ticareti. Özellikle yalnız Ukrayna'da savaş değil, yani bütün dünyanın her tarafında şu veya bu şekilde yöresel savaşlar oldu. Bu savaşlarda da kullanılan silahlar özellikle batıdan ihraç edilen silahlarla. Bundan dolayı da hem silah ticaretini hem de ekonomi çıkarlar için yapılan ticareti belli bir dengeye almak zorundayız. Diğer bir konuya gelinmek, onu da peki sonra tartışabilirim, tartışmamız gerekiyor. Özellikle Avrupa'da, Almanya'da dahil buna, son 2015'ten günümüze kadar bütün tartışmalar mülteciler konusuna, sığınmacılar konusuna yoğunlaştı. Ama Avrupa'da yaşayan, örneğin Almanya'da demin de söylendi, bu sene 60. yılını, göçün 60. yılını kutladık Türkiye'liler açısından. Orada 60 yıldır, 50 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır yaşayan göçmenlerin sorunları, onlara yönelik olan çalışmalar,
onların topluma kazanımları hep ikinci plana atıldı. Yani kabul edilecek bir şey değil. Almanya'da 3 ay ikamet eden Bulgar vatandaşı, Yunan vatandaşı veyahut da Fransız vatandaşı yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkına sahip ama 40 yıldır, 50 yıldır, 60 yıldır Almanya'da yaşayan Türkiye vatandaşı olan bir üçüncü ülke vatandaşı olan bir vatandaş kendi yöresindeki belediye başkanını seçme hakkına bile sahip değil. Eğer onları topluma kazandırmak istiyorsak onlara ait olma duygusunu vermek zorundayız. Yani biz olma duygusunu vermek zorundayız. Eğer bu duyguyu vermediğimiz zaman dışarıdan bazıları, yani çünkü şaşırıyor, Almanya'da da şaşırıyorlar Almanlar. Ya Almanya'da bu kadar genç var, burada yetişmiş, burada doğmuş, burada büyümüş, burada okumuş ama herhangi bir otokratik sisteme, Erdoğan gibi bir lidere sempati duyuyor ve onu kurtuluş olarak görüyor. Görmesinin nedeni kendisini topluma ait etmemesi. Örneğin son şeyimi anlatayım. Biz bulunduğumuz eyalette Türkçenin okullarda ikinci ve üçüncü yabancı dil olması için belli bir çaba, belli bir inisiyatif geliştirdik. Arapçayı kabul ettiler, Polonyacayı kabul ettiler, Portekizceyi kabul ettiler ama Türkçeyi, buna Yunanca da dahil, kabul etmediler. Almanya'da en çok yaşayan yabancı kökenli Türkiye'li olmasına rağmen, Hessen'de yaşayan yabancı kökenli en fazla Türkiye'li olmasına rağmen Türkçeyi yabancı dil olarak kabul etmemeleri kabul edilecek bir şey değil. Tabii ki onların aileleri ve çocukları da herhalde bizim Türk olduğumuzdan dolayı bizi kabul etmiyorlar dedikleri zaman Türkiye'den de birileri çıkıp işte ben sizin asıl reisinizin, başkanınızın, başbakanımızın, cumhurbaşkanımızın dediği zaman onlar da onlara sarılmak zorunda kalıyorlar. Hayır, Almanya'da yaşayan her Türk'ün, her yabancı kökenlinin şeyi birinci sorumlusu Almanya Cumhurbaşkanı, Almanya Başbakanı, yaşadığımız eyaletlerin başbakanı olmak zorunda ki onlara biz deme duygusunu verebilmek zorundayız. Bunu söylerken mesela oradaki Türkiye'lilerin hepsi Türkçe dilinin ikinci ve üçüncü dil olmasını istiyor. Eğer Türkiye'de Avrupa Birliği olmak istiyorsa burada da o Türkiye'liler şunu demek zorundalar. Burada olan azınlıklar, örneğin Kürt'ü de, Zazası da ilkokulunda, ortaokulunda, lisesinde Türkçeyi de, Kürtçeyi de, Zazaca'yı da niye ikinci, üçüncü dil olarak öğrenmesinler? Bu da o ülkelerin demokratik olma kıstasıdır diye düşünüyorum. Şimdilik sorun ediyorum. Hüseyin Bey, değerlendirmeniz için çok teşekkürler. Kapsamlı çok değerlendirme oldu. Ben sizin konuşmanızdan birkaç sonuç çıkarıyorum. Birincisi Dublin 2 dediğimiz rejim artık miadını doldurmuştur. Galiba onu biraz söylemek istediniz. Bu yönde ki değişiklikler nasıl olmalı sizce? Bu bir. İkincisi, siz bir taraftan göçün olumlu yanının altını çizerken diğer taraftan da yani göçmenlere kapıların tamamen açılmasının, göçmenlere orada kalma perspektifi verilmesinin aynı zamanda bir beyin göçüne de yol açabileceğini ima ettiniz en azından. Hani bu Türkiye örneğinde. Bu gerçekten de Avrupa'da, Almanya'da tartışılıyor. Burada nasıl bir yol izlenmeli sizce? Yani bir tarafta göçmenlerin çıkarları var. Göçmenler, insanlar bulundukları ülkeyi bırakıp Almanya gibi, Fransa gibi, İngiltere gibi ülkelerde çalışmak istiyorlar ki bu çok meşru bir yaklaşım. Diğer taraftan bunların yaşadığı ülkelerin bir ihtiyaçları var. İşte çok sayıda yüksek kalifiye eleman bu ülkeleri terk ettiği zaman burada sıkıntılar çekiyor. Diğer taraftan Almanya gibi, Fransa gibi, İngiltere gibi ülkelerin yüksek eğitimli, kalifiye iş gücüne ihtiyacı var. Dolayısıyla biraz da böyle bir seçici bir göçmen politikası izliyorlar. Örneğin Almanya'da bunu izliyor, İngiltere'de izliyor, Kanada gibi, Amerika gibi ülkelerde izliyor. Burada nasıl bir denge oluşturulabilir? Yani siz bir sosyal demokrat politikacı olarak bu konuda neler söylemek istersiniz ki zaten bu göç toplumunun düzenlenmesi, yeniden düzenlenmesi hükümet sözleşmesinde de önemli bir başlık. Bu konuda siz neler söylemek istersiniz? Tabii iki şeyi biraz birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bir,
mülteci olarak ülkelerini terk edenler, yani bir sosyal demokrat olarak, bir demokrat olarak şunu kesinlikle anlıyorum. İnsanlar hiçbir zaman ülkesini, vatanını, ailesini, çoluğunu, çocuğunu zorla birlikte severek, isteyerek terk etmezler. Eğer savaşın sonunda, savaştan dolayı ülkelerini terk ediyorlarsa, o konuda bütün Avrupa gerekli olan kapılarını açmak zorunda. Çünkü onlar da bu savaşın bir parçası. Ama bir de iş göçü var. Yani bunu Türkiye açısından tartışırsak, demin de konuşuldu, Türkiye'nin Avrupa Birliği olabilmesi için bu birinci görev Türkiye'nin olmak zorunda. Eğer Kopenhag kriterlerini bütün şu veya bu şekilde yerine getirmiştik, tam da kapının ağzındaydık ama son özellikle son 10 yıl içinde bu kapılar sürekli kapandı. Eğer Türkiye insan hakları hukukuna uyarsa, Türkiye'de şiddet dağılımı orantılı olursa, Türkiye hukuk devletinin bütün görevlerini yerine getirirse, Türkiye'de insan hakları bütün kurumlarıyla işlerse, Türkiye'de gençlere yönelik özel çaba gösterilirse, onların istemlerine cevap verilirse, bu insanlar niye burayı terk etsinler? Yani bu yalnız Avrupa Birliği olabilmemiz için değil, Türkiye'deki yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, gençlerinin hakkı olmak zorunda. Bundan dolayı da birinci olarak eğer Türkiye'yi ele alırsak, bu Türkiye'nin görevi olmalı. Tabii ki yani demin Dublin'i de tartıştık. Hiçbir devlet diğer bir devletle kara gözü kara kaşı için ilişki geçmez. Her devlet kendi çıkarları için diğer devletlerle ilişki geçer. Bundan dolayı da eğer bu güç önüne geçmek istiyorsak, buradaki beyin göçünün önüne geçmek istiyorsak, Almanya'dan değil, Fransa'dan değil, İngiltere'den değil, Türkiye bunun önüne geçmeli. Bunun için de üstüne düşen görevleri yerine getirmek zorundadır. Ki getirdiği zaman da Avrupa'ya olan kapıları daha çok açılacağına inanıyorum. Yusuf Bey'le devam etmek istiyorum. Yusuf Bey, siz Yeşiller Partisi milletvekilisiniz. Yeşiller Partisi Almanya'da göç meselesini gündeme getiren partilerden bir tanesi. 80'li yıllarda birçok konuda talepleriyle öne çıktı ve Almanya'daki göçle ilgili tartışmaların bu boyuta gelmesinde gerçekten de Yeşillerin çok büyük bir katkısı oldu. Ve hükümet sözleşmesinde de bu göçün düzenlenmesi, göç toplumunun yeniden düzenlenmesi gibi bir madde var. Bu konudaki düşüncelerinizi almak isterim. Bu bir. İkincisi, Yüksel Bey'in dediği gibi gerçekten de bu beyin göçü dediğimiz yüksek kalifiye iş gücünün, insanların göç etmesi gerçekten de engellenmeli mi? Yani galiba öyle bir kelime söylediniz. Yani Türkiye bunun gerçekleşmemesi için politikalar yürütmeli mi? Yoksa bırakın gitsinler. Çünkü o gidenler aynı zamanda geldikleri ülkeyle de köprüler oluşturuyorlar. Farklı sinerji efektleri de oluşuyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir? Teşekkür ederim Yaşar Bey. Yaşar Bey bana Hamburg'dan tanıştığımız için kıyak geçiyor. Kolay soru sordu. Yok. Zor sorular da gelecek. Hiç merak etmeyin. Onlara da değiniriz de sorun değil. Şimdi dünya tarihi boyunca insanlık hep göç halinde olmuştur. Bunun çeşitli nedenleri var. Bunun nedenlerden biri doğal felaketler, savaşlar, iç savaşlar, siyasi takipler, sosyal haksızlıklar, dışlanmalar falan. Özellikle ama son 20-25 yıl içerisinde daha büyük göç dalgaları oluştu. Söylenen son rakamlara göre dünya çapında 100 milyon insan göç halinde. Yani komşu ülkelere, ülkenin kendi içinde, Afrika'nın birçok ülkesinde de var. Çölde yaşamak zorunda kalanlar var. Aç, susuz çadır içerisinde yaşayan 10 milyonlarca insan var Afrika'da. Bazı şeyleri biz özellikle batılı gelişmiş ülkeler etkin mücadeleyle ve samimi bir mücadeleyle engelleyebiliriz.
Birincisi, özellikle siyasi çelişkilerin büyümemesi ve gelişmemesi, savaş haline dönüşmemesi için batılı toplumların, özellikle Avrupa'nın ve Amerika'nın yaptıkları politikaları iyi değerlendirip uzun vadeli düşünmeleri lazım. Bu politikalar, yani senin soruna döneceğim, tabii ki ister istemez insan gücüne neden oluyor. İnsan gücüne neden olunca da o insan gücü içerisinde kalifiye ya da kalifiye olmayan insan göçer. Yani sırf beyin göçünü engellemek gibi herhangi bir ülkenin niyeti olmaz, tam tersine. Bakın, ben şeyi öğrendiğimde şaşırdım, onu daha önceden bilmiyordum. Türkiye'deki üniversiteleri, özellikle İstanbul'daki üniversiteleri geliştiren, büyüten, İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'den kaçan Yahudiler oldu. Şimdi Türkiye lehine çok büyük bir olumlu bir gelişme oldu. Buradaki İstanbul Üniversitesi, birçok büyük üniversiteyi geliştiren, büyüten Yahudi profesörler ve düşünürler oldu Almanya'dan kaçanlar. Fakat Almanya için tabii ki savaş olduğu için oradaki Yahudi kitlesi Almanya'yı terk edip Türkiye'ye, Amerika'ya, başka yere gitmek zorunda kaldı ve Almanya bunları kaybetti. Hiçbir ülke kendi kalifiye gücünü kaybetmek istemez. Şimdi Avrupa'nın son yıllarda gerçekten kalifiye elemana ihtiyacı var. Almanya'nın söylenen, her rakamlara göre söylenen, 400 bin insana göçmene ihtiyacı var. Her alanda, yani bir tek kalifiye değil. Özellikle sağlık alanında çok büyük bir sıkıntı var. Yaşlılar bakım evinde, hastanelerde çalışacak eleman aranıyor. Ta Brezilya'dan, başka yerden 3-5 bin euro harcayıp, sırf Almancasını harcayıp hemşire getiriyorlar. Şimdi oradan gelen hemşire isterseniz bu Almanya, Brezilya'daki hemşirelerine, oradaki ihtiyacı olanlarına yapacak. Tabii ki bu büyük bir sorun. O anlamda etik düşünmek lazım. Yani Avrupa ülkelerinin yaptıkları her siyasi ve ekonomik davranışta etik düşünüp uzun vadeli, biz buna Almanca nachhaltig diyoruz. Yaptığımız her şeyi uzun vadeli düşünüp iyi yapmamız lazım. Niye? Çünkü dönüp dolaşıp onun sıkıntısı bir şekilde bize yansıyor. Şu anda görüyoruz. Yani işte Afganistan'da barış sağlamak için ya da efendim terörü engellemek için Afganistan işgal edildi. Afganistan'da yüz ve milyonlarca insan kaçıp önce İran'a, daha sonra İran üzerinden Türkiye'ye, Türkiye üzerinden Avrupa'ya sığınmak zorunda kaldı. Irak işgal edildi. Irak'tan milyonlarca insan ülkesini terk edip Avrupa yollarına düştü. En son Suriye'deki çelişkiler barış için ya da demokrasi için orada insanlar ayağa kalkmadı bence. Bu çelişkiler büyütüldü, geliştirildi, yardımcı olundu ve milyonlarca Suriyeli yola düştü. En son ne oldu? Avrupa'nın kapılarına dayandılar ve biz de buna orada bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyoruz ama bu çelişkiler gelişmiyor. Biz yeşiller hep şey diyorduk. Çelişkileri büyütmeden çelişkilerin nedenlerini ve nedenleri çözecek, sorunları çözecek nedenleri o ülkede bulmak zorundayız. Bunlardan biri yeşillerin üzerine en çok üzerine düştü ve gerçekten çok önemli bir unsur çevre ve iklim olayı. Şimdi kuraklıktan dolayı yine dünya çapında milyonlarca insan göç halinde. Ve şu son haftalarda Hindistan'da 45-50 derece sıcaklığında sürekli sıcaklıklar var. Mesela bu Ukrayna ve Rusya sorununda dünya çapında gıda sorunu oluşacak. Çünkü özellikle buğday ve un kıt haline geldi. Ve Hindistan ben bunu bir şekilde telafi ederim dedi. Ama Hindistan'da şimdi çok büyük bir sorunu var. Hindistan'da kuraklıktan dolayı o buğday da gelmeyecek ve yollarda. Şimdi bu neden oldu? Uzun vadeli göçe neden oldu. Açlık, kıtlık, felaketler insanları yollara düşürür. O anlamda uzun lafın kısası, biz politika yaparken özellikle gelişmiş ülkelerde, çünkü onların gücü var. Çünkü onlar bazı şeyleri belirleyebiliyoruz. Yani onlar derken bizler, artık ben buralıyım. O anlamda bizim politikalarımızı uzun vadeli değiştirip çok sabırlı olmamız lazım söylediklerimizde ve koalisyon kağıdına aldığımız önerileri ciddiye almamız lazım. O anlamda ben bizim SPD ortağına da bunu söylüyorum. Gerçekten uzun vadeli daha ciddi politikalar yapmamız lazım. Türkiye'ye yönelik de öyle. Biz Türkiye'ye yönelik aman efendim mülteciler gelmesin diye Sayın Erdoğan'ı bir şekilde ayakta tuttuk. Bu benim zoruma gidiyor. Çünkü ben hep şey diyorum. Yani mesela ben bu Kartik Çinçi olayının insanından biriyim. Yani onu çok önem verdim. Şey dedim. Türkiye'deki demokratik güçleri
desteklememiz lazım. Demokrasiyi yerel yönetimlerde, her yerde desteklememiz lazım ki bu çelişkiler büyümesin ve özellikle diktatör yapılar ayakta kalmasın ya da uzun vadeli bir ülke yönetmesinler. Demokratik güçleri desteklediğimiz sürece o demokratik güçler bizden aldıkları destekle iktidara gelirler ve göç sorunu olmaz. Demokratik güçlerin desteklenmesi konusuna gelmek istiyorum. Bu yönde çok ciddi eleştiriler de var Almanya'ya. Örneğin Almanya'nın işte bu hükümet sözleşmesinde şöyle bir cümle var. Demokratik ülkelerle işbirliğini geliştireceğiz. Demokrasinin sorumlu olduğu ülkelerde sivil toplumu destekleyeceğiz. Bunu Avrupa'da ve Almanya'da da birçok uzman, birçok siyasal bilimci bunu bir nevi böyle aba altından sopa göstermek olarak da değerlendiriyorlar. Şöyle bir argüman var. İşte antidemokratik uygulamalar bir örneğin Fransa'da olduğunda Almanya Fransa'daki sivil toplum örgütlerini destekleyecek mi? Neden sadece Türkiye'de ve bu ne anlama geliyor? Yani bir ülkenin başka bir ülkenin sivil toplum güçlerini desteklemesi olaya bağımsızlık açısından baktığımız zaman sorun teşkil etmez mi? Bu iç işlerine müdahale anlamına gelmez mi? Bu yönde Almanya içerisinden de çok ciddi eleştiriler var. Birinci nokta bu. İkinci bir başka nokta da siz Yeşillerin, şu an iktidarda olan Yeşil Bakanların Yeşiller Partisi'nin geleneksel politikasına sadık kaldığını düşünüyor musunuz? Özellikle barış konusunda. Yeşiller sadece bir ekolojik hareket olarak ortaya çıkmadılar Almanya'da. Aynı zamanda bir barış hareketi olarak da ortaya çıktılar. İşte bu Soğuk Savaş döneminde 78-79 döneminde özellikle 80'li yıllarda nükleer silahlara karşı çok ciddi bir hareket haline geldiler ve Yeşiller uzun dönem çatışma bölgelerine silah yollanmasına, silah satılmasına karşı geldiler ama günümüzde bugün işte Ukrayna'ya özellikle ağır silahların yollanması konusunda Yeşiller Partisi'nden bakanların çok farklı bir yaklaşımları var. Örneğin evet. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Habeck'te sanırım bu yönde çabaları var. Yani Yeşiller günümüzde bu Rusya'ya, Rusya'daki işte Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki olarak işte Almanya'nın Ukrayna'yı desteklemesi, silahlandırması gerektiği yönünde söylemleri var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet. Yani öncelikle birinci konuda şimdi biz istesek de istemesek de her ülke hemen hemen başka bir ülkede herhangi bir sivil örgütü destekliyor ya da kendi uzantılar, kendi sivil kurum örgütleri var o ülkelerde. Onlar orada boşuna yoklar. Orada mesela oradaki sivil kurumları desteklemek ya da onlarla birlikte işbirliği yapmak iyi ya da kötü anlamda. Örneğin yani hangileri örneğin? Yani mesela Türkiye'de bir şeydi burada İstanbul'da bir Böğüş Tütün var. Anladım. Yani onu engelleyemezsin. Yani Böğüş Tütün burada iddiada kötü iş yapıyor değil mi? Böğüş Tütün burada sivil demokratik insan hakları, çevre sorunu konusunda çalışmalar yapıyor ve bu olumlu çalışmalar. Şimdi işine geldiği zaman bir devlet yönetimi şey diyebiliyor, yani Erdoğan bunu sık sık söylüyor, işine gelmediği zaman söylüyor bunu gerçekten. Efendim bizim işlerimize karışmayın. Ama başka türlü işine geldiği zaman aman aman yardımcı olun, yapın, edin, gelin birlikte yapalım diyor. Yani ikisi de söz konusu. O şey değil, o bir kriter değil bence. Şimdi Yeşillerin yapısı gereği nereden geldi, nereden nereye geldiğini söylüyorsun. Yani samimi bir şekilde söylüyorum, ben de birçok konuda rahatsızım. Ben barışçıl bir insanım, savaşlara karşı, silahlanmaya karşı bir insanım. O anlamda bizde de bir imza kampanyası var şu anda. 6200 kişinin imza vermesi gerekir ki bu 100 milyar fonunu engelleyelim diye. O imza kampanyasına ben de imza attım, severek attım ve öncülerden biri benim. Biz Yeşiller tabii ki şimdi şeyde olunca, muhalefette olunca tabii ki isterseniz bazı söylemler daha sivri, daha keskin, daha farklı oluyor. İktidara geldiğinde iktidar ortağı, eğer tek başına iktidara gelmiyorsan iktidar ortağı seni bazı şeylere zorlayabiliyor ya da iktidardaki sorumluluk olayı bir nevi farklıdır. Bu sol partide de öyle bir gelişme oldu. Sol partide bazı eyaletlerde mesela
yönetime dair o kadar artık çok keskin ve çok aşırı söylemde ya da istemlerde bulunamıyor ister istemez. Fakat benim gönlümden geçen, eğer muhalefetler ne söylüyorsa iktidara geldiğinde onu yapmalısın. Çünkü dünya, ben demin sıraladım yani bu sorunların kaynağında savaş, şiddet önemli yatıyor. Eğer biz savaş, silah üretirsek, silah satarsak, silahlanırsak bu çelişkiler bitmez, daha da büyür. Ve dünyanın daha büyük sorunu var ve gerçekten dünyanın en büyük sorunu iklim ve çevre sorunu. Yani gene demokrasiyi halledelim, gene her şeyi halledelim de zenginleşirdi ama 5 sene sonra bu dünya yaşanmaz hale gelirse neye? Yani bunları neye yapıyoruz? Ve gerçekten de sizi korkutmak istemiyorum. Türkiye gibi bir yerde bu tür şeyler belki ön plana çıkmıyor. Belki görmek de istemiyoruz ama dünya o kadar kötü bir hale geldi ki artık görüyoruz yani Hindistan'da işte 45 derece, Almanya gibi bir yerde geçen sene korkunç bir felaket oldu. Yüzlerce insan sel felaketinde öldü. Ve Almanya'da sürekli aşırı rüzgar, aşırı şiddetli hava değişimi son yıllarda çoğaldı ve bunlar daha da çoğalacak. Ve ben şey diyorum, gelin hep Rusya'yla birlikte, Çin'le birlikte, Amerika'yla birlikte dünyanın önce iklim sorununu halledelim. Dünyanın kıt kaynaklarını nasıl değerlendiririz? Çünkü bir de kaynaklar da kıtlanıyor, bir de o var. Yani onu da kimse değerlendirmiyor. Yani işte plastiği üretirken atıyoruz denize, nasıl olsa gelir diye falan filan. Ama bütün bunları hep iyi değerlendirmemiz lazım. Yani herkes böyle iktidar peşinde, güç peşinde. Ne olursa olsun işte 10 sene sonra dünyanın sonu gelirse gelsin diye düşünüyorum ama çok yanlış düşünüyorum. Teşekkürler Yusuf Bey. Ben Sergey Bey'e dönmek istiyorum. Sergey Bey, biz bu göç meselesini biraz Avrupa perspektifinden tartıştık. Türkiye, Avrupa açısından baktık bu olaya ama bir de işin Rusya boyutu var. Yani sadece Polonya gibi, Almanya gibi, Macaristan gibi ülkeler Ukrayna'dan göçmen, mülteci almadılar. Bir de Rusya'ya doğru bir mülteci akımı var sanırım. Yani bu konudaki fikirlerinizi almak isterim. Bu işin boyutu nedir? Rusya'ya gelenler kimlerdir? Rusya'yı tercih eden, Ukrayna savaşından dolayı Rusya'yı tercih eden kimlerdir? Ve Rusya bu gelenleri topluma adapte etmek için, topluma entegre etmek için neler yapıyor? Rusya'nın böyle bir göç politikası var mı? Ben Rusya'yı yakinen takip etmeye çalışıyorum ve Rusya'nın uzaktaki akrabalarımız diye bir konsepti var. Biz bunu Türkçe'ye biraz bu şekilde çeviriyoruz. Oradan biraz kasıt işte Rusya Federasyonu sınırları dışında kalan Ruslara yönelik bir politika var. Yani bu da aslında bir nevi bir göç ve diaspora politikası. Bu konudaki düşüncelerinizi almak isterim. Bu konuyu bize bir tablosunu çizerseniz çok sevinirim. Efendim? Soru sorabilir miyim? Daha sonra en son programımız şöyle, yöntemimiz şöyle. Biz kendi aramızda tartışacağız. Programın bitimine doğru size öyle bir şans vereceğim. Göç konusunda. Rusya Birleşmiş Milletler'de ikinci ülke, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra göçmenlerle ilgili konuda. Şimdi baktığımızda son rakamlar şunu gösteriyor. Rusya 12 milyon artı düzensiz göçmen kabul etmiş toplam olarak baktığınızda. Dolayısıyla gerçekten çok da yüksek bir rakam yüksek değil ama genellikle gelenlere de baktığımızda Orta Asya'dan geldiklerini görüyoruz. Pek çok kişi 90'larda etnik olarak Rus olan kişilerin Rusya'ya geldiğini görüyoruz. Eski Sovyetler Birliği döneminden. Ancak şimdi tabii ki burada şu anki Ukrayna durumundan farklı bir durum var. Şimdi pek çok rakam var ama çok da büyük problemler yok açıkçası. Avrupa Birliği'ndeki kadar büyük bir sorun yok. Ve şunu söyleyebilirim. Aslında spesifik
Rus açısından baktığımızda Avrupa Birliği'ndeki durumu da dikkate alabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Rusya ile özellikle bu bahsettiğim ülkeler, yani göçmen gelen ülkeler arasında zaten bağlar var. Bu nedenle bu insanlar zaten bize geliyorlar. Ve aslında bu göçmen dalgası oldukça küçük ve devlet, ülkelerin devletlerine baktığınızda, bu ülkelerden bahsediyorum tabii, topluluklardan devletleşmiş ülkeler ve göç ile ilgili değişebilir durumlar. Şimdi COVID döneminde ekonomik büyüme nedeniyle çok sayıda bizim ülkemize geri dönen, bizden gitmiş ve geri dönen kişi de oldu. Çünkü Rusya'dan da o ülkelere gidenler oluyor. Şimdi çünkü onlar için çalışacak iş kalmamıştı. Baktığınızda büyük şehirlerde gerçekten yerel halk iş bulamadığı için ülkeden ayrılıyorlardı. Tacikistan, Kırgızistan, Moldova vesaire gibi ülkelere gidiyorlardı. Şimdi onları geri döndüklerini de görüyoruz. Sonuç olarak COVID bittiğinde ve Rusya'daki ekonomi büyümeye devam ettiğinde bu göçmenler gayet barışçıl bir şekilde geri döndüler ekonomik durumdan ötürü Rusya topraklarındaki. Diğer önemli bir ders ise göçle ilgili öğrenilmesi gereken bence dilin konuşulması. Özel bir programımız var Rus dilinin öğretilmesiyle ilgili. Sadece Rusya'da değil, bu adı geçen ülkelerde de böyle bir programımız var. Rusya'yı, Tacikistan'da, Özbekistan'da ve diğer ülkelerde de öğrenebiliyorlar Rusça'yı. Ve ülkeye geldiklerinde de Rusça konuşuyor oluyorlar ve dolayısıyla da çok kolay bir şekilde entegre oluyorlar topluma. Diğer bir ders yine bütün bunlardan öğrendiğimiz entegrasyon. Aslında birleşmek anlamına gelmiyor. Rusya baktığınızda tabii ki çok uluslu bir topluma sahip. Bu nedenle biz aslında tabii ki pek çok çeşitli etnik orijinden gelen kişiyi barındırıyoruz. Örneğin Azerbaycan'dan gelen Azeriler var. İran'da örneğin yine aynı şekilde İran'dan gelenler, Azerilerden İranlı olanlar var. Ve Azeriler Rusya'yı Rusça'yla aynı dili de paylaşıyorlar. Dolayısıyla gerçekten yine aynı durum karşılıklı söz konusu. İşte aynı şey göçmenlerle de geçerli. Örneğin göçmenler için gazeteler var, onlara yönelik özel olan topluluklar var ve Rus devleti gerçekten bütün bunlara önem veriyor. Ve onlara sosyal örneğin destek verilmesi konusu. Sosyal destekler olduğunda çok sayıda göçmen gelebilir. Ve sürekli olarak da bunu almayı tercih edebilir. Dolayısıyla şunu yapıyor aslında, çok da fazla bu konuda desteklemeden onların hayatta kalmasını sağlayacak yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Ve gerçekten Rus ekonomisinin büyük bir kısmı aslında göçmenler tarafından işletilen bir ekonomi diyebilirim. Ve ekonomik açıdan gerçekten çok iyi iş çıkarıyorlar. Diğer bir problem Avrupa Birliği'nde olmayan şeylerden birisi de iki tane üst seviye de göçmen istismarından bahsetmek mümkün. Belki sosyal demokratik tarafta baktığınızda gerçekten bu konunun dile getirilmesi çok önemli. Özellikle insanların 10 saatten fazla günlük yürüyüp de çalışıp da herhangi bir tatil vesaire yapmamaları şeklinde çalıştırılmaları gerçekten iyi değil. Dolayısıyla bunlara karşı göçmenleri korumaya yönelik meselelerimiz var. Şimdi bu durumlar çok önemli. Yine spesifik olarak baktığımızda yine Ukrayna ile ilgili durumla alakalı baktığımızda Ukrayna'da 2014'te iç savaş başladığında o dönemde çok büyük sayıda Ukraynalı, neredeyse 4 milyon kişi farklı bölgelerinden Ukrayna'nın Rusya'ya geldi ve bu
Buna ek olarak da belki de biliyorsunuzdur, Kırım'da da pek çok sayıda insan Rusya'ya gelmeyi karar verdi. Ve aslında baktığınızda bu Rus Kırım'dan gelen veya Donbass'tan gelen kişileri kabul etti. Neredeyse toplam baktığımızda 10 milyon kadar kişiden bahsediyoruz. Ukrayna'da dahil ettiğimizde gerçekten çok sayıda insan bu. Ancak Rusça konuşuyor olmaları, %100 olarak Rusça konuşabiliyor olmaları bu kişilerin çok hızlı bir şekilde entegre olmalarını sağladı. Sadece Kırım'da milyonlarca kişi yaşıyor orada. 2 milyon yaşıyor. Ve bu da ek olarak da 400 bin kişi diğer bölgelerin Ukrayna'nın Kırım'a geldi. Ancak Kırım Rusya'ya katıldıktan sonra ekonomi çok hızlı bir şekilde gelişmeye başladı Kırım'da. Ve o kişiler, mülteciler, yani oraya gelmiş olan kişiler gayet iyi bir duruma girdiler ve hızlıca geliştirebildiler kendileri. Dolayısıyla gerçekten bazen göçmenlerle böyle meseleler yaşanabiliyor. Şimdi Ukrayna kriziyle ilgili. Belki perspektifi de değiştirip güvenlik konularına odaklanabiliriz. Gerek Avrupa'da, yer yerde Türkiye'de bu savaşın sorumlusu olarak Rusya gösteriliyor. Bir de bunun ötesinde Rusya'nın Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan barış düzenini bozan ülke olarak eleştiriliyor. Rusya açısından bakınca, Rusya'dan bakınca bu tür eleştirilere nasıl değerlendiriliyor Rusya'da? Yani Rusya'nın buradaki amacı tam olarak nedir? Yani Rusya'ya yönetilen bu eleştiriler hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk olarak elbette Ukrayna krizi oldukça zorlu bir kriz. En büyük krizlerden birisi, askeri krizlerden birisi Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve Yugoslavya krizi savaşından sonra. Ve elbette tabii ki bunun mümkün olduğunca hızlı bir şekilde durdurulması çok önemli. Aynı zamanda da şunu söylemeliyim, siyasi kurumlar, örneğin Avrupa Rusya Dışişleri Bakanı Avrupa ile ilgili bu konuları eleştirilerle ilgili cevap verdi ve dedi ki bunun Avrupa'da da özellikle olayı yaratan taraflardan birisi olduğunu, krize sebep veren taraflardan birisi olduğunu dile getirdi. Neden bunu dile getirdi? Çünkü Rusya'yı dinlemediler, bu durumu körüklediler ve dolayısıyla krizi çözmek değil, üstüne daha zorlayıcı bir şekilde gittiler demokrasi arkasına sığınarak. Aslında gerçekten bu böyle bir durum değişik. Şunu da anlamanız gerekiyor. Türkiye'ye açıklamak gerekir ise bunu, Ukrayna'da olup bitenleri, bunu da dile getirmek gerekiyor. Çok kolay bir şekilde bir örnek verebilirim. Türkiye'de ne olup bittiğine bakın. 100 yıl önce ne olup bitmiş? Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'yi özgürleştirdi. Yani işgalden kurtardı. İstanbul işgal altındaydı Avrupalılar tarafından, İngilizler tarafından. İzmir Avrupalılar tarafından, Yunanistan tarafından işgal altındaydı. Bütün Avrupa Türkiye'ye karşıydı. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ü dinlemek istemiyorlardı. Eğer Kemal Atatürk Avrupa ile anlaşmış olsaydı 100 yıl önce ne olurdu? Türkiye belki de bugün var olmazdı. En azından şu anki durumunun yarısı kadar olurdu. İstanbul olmayabilirdi. Belki de yine belli kıyı şeritleri olmayabilirdi. Ama Kemal Atatürk
Avrupalı politikacıları dinlemedi. Türk insanını dinledi ve özgürlük adımını attı ve bu özgürlüğü tamamladı, bağımsızlığı ilan etti ve şimdi son derece büyük saygı duyulan zengin bir ülke olarak Türkiye karşımızda. Şimdi Vladimir Putin Rusya'nın modern Kemal Atatürk'üdür ve aynı işi yapıyor şu anda ve gerçekten yine aynı şekilde Avrupalılar tarafından eleştiriliyor ve Ukrayna işgal edilmiş bir ülkedir. Her biriniz herhangi bir Ukrayna şehrine gidebilirsiniz. Kiev ve Adesa ne kadar? Hangi dili konuşuyorlar sokaklarda? %90'ı Rusça dilini konuşuyor. Rus dilini konuşuyor. Ve biz bile hatta şunu söylemeliyim. Coğrafyayı biliyorsunuz. Rusya dünyadaki en büyük ülke. Yeterince toprağımız var açık söylemek gerekirse. Herhangi bir ülkeyi ele geçirmek gibi bir derdimiz yok. Ama güvenlik söz konusu olduğunda bizim katılmadığımız şey şu. Rus dili bu ülkelerin ana dili ve %80 ya da %70 diyelim. Hadi diyelim %60 Ukrayna nüfusu için. Yasaklandı. Bu durumda böyle bir şey kabul edebilir misiniz? Şöyle düşünün. Türkiye'de Türkçe yasaklanacak. Olabilir mi böyle bir şey? Ve diğer bir dil gelecek ve hayır Türkçe konuşamazsınız. Bu dili konuşacaksınız diyecek ve çocuklarınıza Türkçe öğrenemez, Türkçe olarak eğitim göremezler diyecek. Aynı şey burada da oldu. Ve bizim çözümümüz bununla ilgili, bu krizle ilgili. Burada aslında Avrupa değerleri üzerinde bir çözüm bulmak idi. Farklı bir dil statüsünde. Peki ne oldu? Demokrasi, özgür olarak siyasileri özgür bırakmak, kimseyi sırf bir fikirlerinden dolayı tutuklamamak idi. Ve bunlar hep çözüm olarak önerildi. Ve biz bu çözümü de ısrarcıyız. Biz buna inanıyoruz. Bu krizlerle Rusya gerçek bir Avrupa değerlerini takip ediyor. Avrupa gibi de yapıyor. Onların, bakmayın, onların bu yaptığını hatırlayacağız. Rusya'nın güvenlik kaynaklarının olduğu belli ortada ama şöyle bir şey de var. Tabii Rusya'ya karşı Ukrayna'dan herhangi bir saldırı olmadı. Yani herhangi bir tehdit de söz konusu değil ama bu tabii başka bir konu. Ben şimdi sözü Mehmet Bey'e vermek istiyorum. Mehmet Bey, siz diğer bir göç havzasının bulunduğu bir bölgeden geliyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Akdeniz çok ciddi bir göç rotası. Afrika'dan, Orta Doğu'dan Avrupa'ya doğru. Bu son gelişmeler ki bunu 2014'ten başlayabiliriz. Suriye'deki iç savaştan başlayabiliriz. Bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin etkileri neler oldu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti göç hareketlerinden nasıl etkileniyor? Bu yöndeki politikaları nelerdir? Bunları bilmek isterim, duymak isterim sizden. Bir de bu Rusya'nın, Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı bir güvenlik krizi var. Bir jeopolitik alt üst oluş var. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ne anlama geliyor? Yani bu bir fırsata çevrilebilir mi? Bunun barındırdığı bir fırsat var mıdır? Yoksa nasıl değerlendirmemiz gerekir bunu? Evet, öncelikle tabii Avrupa ve Rusya perspektifinden sonra biraz Akdeniz perspektifinde daha farklı bir bakış açısına getirecek bir konulara. Öncelikle teşekkür ederim. Türkiye'de uzun bir aradan sonra Türkiye'de AB'sel bir tartışma sürüyor. Bunu umarım önümüzdeki dönemde faydalarını kontrollü olarak yaşayabiliriz. Çünkü ne bir şansına münhasır bir ülkenin, ne bir şansına münhasır bir başkentine geliyor. Avrupa'nın son bölünmüş başkentinin kuzey yarısının Lefkoşa Türk Belediyesi'nin başkanlığını yapıyorum.
ve bulunduğumuz coğrafyada sadece Türkiye'nin tanınmış olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geliyorum. Şimdi çok geriye gitmeye gerek yok ama şöyle ifade edelim. 2004 yılında Birleşmiş Milletler'in çözüm planı, yani bizim Kıbrıs'takilerin deyişiyle Annan planı, o zamanın BM Genel Sekreterinin planının referanduma sunulmasıyla birlikte Kıbrıslı Türkler büyük oranda bu çözüm planını kabul etmişti. Kıbrıs Rumlar da çok büyük bir oranda bu çözüm planını reddetmişti ama 2004 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne üye olmuştu. Ve şu anda biz Kıbrıs adası olarak bir bütün olarak Avrupa toprağına sahip, Avrupa Birliği toprağı ama kuzeyde acquis communautaire'in geçerli olmadığı bir anomaliyle yaşıyoruz. Ama yine o katılım anlaşmasının getirmiş olduğu bazı zorunluluklar var. Bu zorunluluklar neydi? Kıbrıslı Türklerin Avrupa ile olan bağını güçlendirme zorunluluğu vardı. Neden? Çünkü Kıbrıslı Türklerin referandumda ortaya koyduğu iradenin gereklerini Avrupa topluluğunun da yerine getirmesi gerekiyordu. Ve aynen AB Konseyi şu kararı almıştı. Kıbrıs Türk toplumunun gelecekteki yerinin Birleşik Kıbrıs olarak Avrupa Birliği'nde olduğu, Kıbrıs Türk toplumunun izolasyonunun sona ermesi ve AB ile temasının geliştirilmesi taahhüt edilmişti. Şimdi yaklaşan göç dalgalarıyla birlikte şöyle bir anomali ortaya çıkıyor 2014 yılından itibaren. Birçok Suriye'den gelen göçmen aslında Avrupa Birliği'ne ait bir ada parçasına geldiğini zannederek Kıbrıs'ın kuzeyinden ülkeye giriş yapıyorlar. Ama bütün izolasyon şartlarından dolayı Birleşmiş Milletler'in mültecilik yüksek komiserliğinin dahi olmadığı bir ülkeye geliyorlar aslında. Ve maalesef Avrupa Birliği bu demin okuduğum şartların bir gereğini yerine getirmeyerek özellikle Lefkoşa Türk Belediyesi gibi aslında 1958'de kurulmuş olan ve dönemin İngiliz valisi tarafından tanınmış, daha sonra da 1960, yani bugün Avrupa Birliği'ne üye olan Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasında da yeri olan ayrı belediyeler tanımına uyan, yani uluslararası statüsü olan bir kurumla dahi işbirliği geliştirmeyerek bu anomaliyi şu an itibariyle doruğa çıkarıyor. Ne oluyor? Düzensiz göçmenler oluşmaya başlıyor. İnsani dramlar ortaya çıkmaya başlıyor ve biz bu sorunu daha katı bir sınır politikası olarak görmeye başlıyoruz. Şubat 2022'de Kıbrıs Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı Nikos Nouris kötü şartlarda yaşayan göçmenlerle ilgili yaptığı yorumda aynen şunu söylemişti. Asıl zalimlik Türkiye'nin bize karşı göstermiş olduğu göçmenler politikasıdır demiştir. Neden böyle söylüyor? İstanbul'dan özel olarak Kıbrıs'a gönderilen insanlar olduğunu iddia ediyor ve Suriyelilerin sınırdan geçirilmeye çalışıldığını iddia ediyor. Ve biz Kıbrıslı Türkler olarak bunun karşılığında daha sıkı duvarlarla karşılaşıyoruz. Terör örgütlerin daha da arttığını görüyoruz. Bu işin normal bir düzeye gelebilmesi için net olarak önerilerimiz Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin katılım şartlarındaki gerekliliklerini yerine getirerek Kıbrıslı Türklerle kurumsal bağlarını da toplumsal olarak güçlendirmesinden geçiyor. Kıbrıs Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınırlığına katkı yapmasın diye bütün ilişki bağını kopardığı için biz insani dramlarla karşılaşıyoruz. Kurumsal sıkıntılarla karşılaşıyoruz ve Avrupa Birliği de bu sıkıntıları bizzat yaşıyor. Bir fırsat teşkil eder mi? Ben daha büyük bir resme bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Brexit sonrasında bence Ukrayna-Rusya savaşı Avrupa Birliği tarafından da sanki yeni bir kimlik oluşturma siyasetinin bir parçasıymış gibi
algılandığını düşünüyorum. Zaten hala hazırda 28 üyenin farklı viteslerle hareket ettiği Avrupa çok büyük bir kimlik kaybına uğramışken Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte büyük bir yeni bir kimlik oluşturma gayreti içerisine girdi. Fakat bu hangi politikalarla geliyor? Milliyetçiliğin yükseldiği politikalarla geliyor. Bu hangi politikalarla geliyor? Popülist söylemlerin tercih edildiği politikalarla geliyor. Ve bu da aslında 20 yıl önce sınırsız Avrupa özlemini, 20 yıl önce paranın, insanın sınırsızca dolaşacağı Avrupa özleminin yerine paranın da, insanın da dolaşamayacağı bir Avrupa'ya doğru itiyor. Biz Kıbrıslı Türkler olarak 1960 Cumhuriyeti'nden doğan haklarımız gereği bir kısmımız Avrupa Birliği vatandaşlığına sahip olduğumuz için bizim açımızdan ülkemizi terk edecek bir pozisyona geliyoruz aslında. Bir iç göç, daha doğrusu bir Avrupa içerisinde bir göçe doğru sürükleniyoruz. Ve bizim de yerimize maalesef başkalarıyla Kuzey Kıbrıs dolduruluyor. Bu da ayrı bir tehdit. Ben bütün bölge için, Orta Doğu için de, Akdeniz için de, bugün buradaki konuşmalarda duymadığım bir dilekle bitirmek isterim açıkçası. Kıbrıs'ta Avrupa Birliği'nin ve Türkiye'nin ve Yunanistan'ın çıkarlarının Kıbrıs'ta bir federal çözümden geçtiğinin bilinci içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Ve Avrupa Birliği'nde Kıbrıslı Rumları ve Yunanistan'ı bir çözüme doğru ittirmesi gerekiyor. Türkiye'nin de orta, özellikle Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaza ilişkin tutumunu, evet fosil yakıtlarla ilişkin ciddi tehditler içeriyoruz. Ciddi tehditler var dünyayı tehlikeye atan. Ama bir yandan da bir realist bir dünyada yaşıyoruz. Bunun er ya da geç önümüze geleceğini biliyoruz. En azından güvenlikli bir koridor içerisinde gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasının sağlanması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden barış politikaları ön plana çıkarılmalı ve göç ve göçmenlik olgusunun Avrupa'da da, Orta Doğu, Avrupa'da Avrupa'yı ırkçılaştırıcı bir yapıdan uzaklaşması gerektiğini düşünüyorum ve bu dileklerle kapatmak istiyorum. Teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Kıbrıs'tan bir göçün olduğunu ifade ettiniz. Doğru. Ve bu göçün bu göçle boşalan yerin başkaları tarafından doldurulduğunu söylüyorsunuz. Belki biraz onu açarsanız hangi ülkelerden göç alıyor Kıbrıs ve hangi ülkelere göç veriyor? İngiltere'ye mi? Yani o tarihsel, geleneksel bağlardan dolayı ve Kıbrıs hükümetinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin bu yöndeki politikaları nelerdir? Şöyle ifade edelim. Evet, Kıbrıs'tan özellikle gençlerin Avrupa'ya kolaylıkla hareket ettiğini görebiliyoruz. Geleneksel olarak Kıbrıslı Türklerin İngiltere ile olan bağları dolayısıyla İngiltere'de çok önemli bir diasporaya sahip. Kıbrıslı Türkler olarak yaklaşık 300 bin kişilik bir nüfus var, Kıbrıslı Türk nüfus var. Ama son dönemlerde özellikle eğitimlerini Hollanda, İtalya gibi ülkelerde sürdüren Kıbrıslı Türklerin de yine bu coğrafyalara doğru hareket ettiğini gözlemliyoruz. Yaşar Bey, pardon. Kıbrıs'a gelen göç hareketleri aslında biraz daha farklı. Özellikle 1974'teki savaş sonrasında bilinçli bir göç hareketi olarak yaklaşık 40 bin kişilik Türkiye'den özellikle tarımsal kalkınma amacıyla getirilen düzenli bir göçmenler vardı. En son yapılan 2011'deki nüfus sayımında birçok veriye göre artık Kuzey Kıbrıs doğumlu popülasyonun %60'lar civarında olduğu, %40 da Kuzey Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs'ta doğmayanlardan mütevelli olduğu ortaya çıkıyor. Bu da aşağı yukarı 118 bin kişilik bir nüfus hareketi demek. Son dönemlerde özellikle vatandaşlık politikalarında uygulanan esneklikler Türkiye ve KKTC ilişkilerindeki emir veren ve emir alan ilişkilerinin geldiği durum ve Türkiye'deki AK Parti iktidarının Kuzey Kıbrıs'a ayrı bir ülke olarak değerlendirmeyişi sonrasında çok rahatlıkla söyleyebilirim ki sermaye transferinden tutun da
nüfus transferleri başka bir boyuta gelmiş durumda. Bu açıdan da Kıbrıs'ta erken bir çözümün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Galiba Yüksel Bey siz herhalde yorum yapmak istiyordunuz ama... Ben şey için değil, Sergey Bey için bir yorum yapmak istiyorum. Tabii ki onu da vereceğim. Bir soru da ben ilave etmek istiyorum size. Türkiye'de bu Avrupa ile yapılan mültecilik anlaşması 2015'te çok ciddi şekilde tartışılıyor. 2016 yılında yapılan bu anlaşma. Sizce bu anlaşma yanlış mıydı, yapılmamalı mıydı? Ne dersiniz bu konuda? Bu devam ettirilmeli mi? Türkiye ile Avrupa arasındaki işbirliği nasıl olmalı? Ona değinmeden önce kısa olarak Sergey Bey'e değineceğim. Söylediği birçok şeye katılıyorum. Savaşın nasıl, neden çıktığı üzerine tartışılır. O konuda yorum yapmamız gerekiyor. Ama 1900 Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'yi işgal eden Fransız, İngiltere, İtalya, Yunanistan ve Rusya'ydı. Yani Türkiye işgal altında olan bir ülkeyi, ülkede Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlık mücadelesi verdi. Ukrayna'yla karşılaştırmanız çok yanlış bir karşılaştırma. O zaman Mustafa Kemal Atatürk'e haksızlık etmiş oluruz. Çünkü Ukrayna Rusya'ya işgal etmedi. Şu anda işgal olan Ukrayna. Nasıl olmalı, savaş nasıl bitmeli, nedenleri nedir, o ayrı bir tartışma konusu. Ama bir gerçeklik var, bu gerçeklikte şu anda Rus askerleri Ukrayna'da, Ukrayna askerleri Rusya'da değil. Sizin sorunuza geleyim. Demin de söylemiştim, bir devlet diğer devletten ilişkilerini o devletlerin kara kaşı kara gözü için değil, her ülkenin kendi çıkarları var. Şunu bilmenizi isterim. Özellikle Almanya'da 2015'ten sonra çok aşırı bir şekilde aşırı ırkçı bir gelişme ile karşı karşıya kaldık. Bakın bundan 2 sene evvel Hanau kentinde 9 tane Türkiye kökenli yabancı kökenli, işlerinde Türkler de vardı. Gençler yalnız yabancı olduklarından dolayı, yalnız Türk olduklarından dolayı bir terörist tarafından, ırkçı, Nazi bir terörist tarafından elleri titremeden katledildi. Bu katletmenin nedeni Almanya'da olan kirli havanın, zehirlenmenin, yabancılara karşı yapılan bir politikanın sonucudur. Bundan dolayı da özellikle 2015'te göçü şu veya bu şekilde kontrol edebilmek için az değil, Almanya Avrupa'da göçe en fazla kucak açan ve yardım eden ülkelerden birisi oldu. Bu nedenle de eğer Türkiye ile bu anlaşma yapılmasaydı, Almanya'daki ve Avrupa'daki tartışmaların ve bunun getirecekleri sorunlar daha büyük olacaktı ve bunun semeresini de Almanya devleti değil, Almanya halkı çekecekti ve oradaki yabancılar çekecekti. Bundan dolayı da ben Türkiye ile Avrupa arasında yapılan bu anlaşmanın doğru olduğuna inanıyorum. Anlaşma çerçevesinde bazı detaylar başka şekilde kullanılabilirdi. Ama Türkiye ile bu konuda bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmayla birlikte belki Türkiye'nin zararına olan tarafları var. Ama Türkiye'de bu anlaşmaya evet dedi ve büyük bir miktarda da yardım aldılar. Yardım yalnız devlete değil ama kötüye kullanılsa da belli projeler için verildi. Bu açıdan bu anlaşmayı yalnız eleştirisel bakmak pek doğru olduğuna inanmıyorum. Yusuf Bey, siz ne diyeceksiniz bu konuda? Bu mültecilik sözleşmesi konusunda Avrupa Birliği Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirdi mi? Özellikle bu vize serbestliği konusunda Türkiye'nin ciddi eleştirileri var. Diğer taraftan tabii Almanya'da da Türkiye'ye yöneltilen eleştiriler var. Sizce bu o dönem yapılan anlaşma doğru bir anlaşma mıydı?
genel olarak bu tür anlaşmalar yanlıştır. Yani bu tür anlaşmaları yapmak yanlış bir davranıştır. Bu anlaşmalara gelmeden önce kendi davranış şeklimizi değerlendirmek lazım. Türkiye mesela, yani Türkiye'de işte 3,5 milyon 4 milyon mültecinin birikmesinin nedenlerinden biri de Türkiye'de yapılan yanlış politikalardır. Suriye'de iş işlerine biz de karıştık. Erdoğan hükümeti Suriye'deki savaşın büyümesine sebep oldu ve o mültecilerin de bize gelmesine, aynı şekilde Irak'ta da bu sorunlar yaşandı. Yani savaşlar, demin de anlattım, savaşlar sonuçlar yaratır. Bu sonuçlara da sonradan bir şekilde uymayan çareler bulmaya çalışırız. Bu çareler geçici çareler. Şimdi Avrupa Birliği Türkiye'ye 6 milyar verdi. Bu gerçekten, bu para yerinde kullanıldı mı, kullanmadı mı tam bilmiyorum. Yani şüpheler var. Bu paranın gerçekten mültecilere verilmediği ya da onlarca kullanmadığı söylenenler var. Fakat sonuçta özünde bu sorunların yaratılmaması için biz bu sorunlara nasıl uzun vadeli çözüm ararız? Yani bu 6 milyar 3 senelik için verdi ya da 5 senelik, 6 sene sonra bu sorun tekrar başlar. Aynı şeyi ben Rusya için de söylemek istiyorum. Rusya ne yazık ki dünya çapında son 10 yıllarda, yani geçmişinden bu yana ne yazık ki sempatik bir görünüm oluşturmadı. Ben bunu özlüyorum. Eğer Rusya ve Putin haklı olduğunu dile getiriyorsa bunu savaşlarla, bunu bir ülkeyi işgal etmekle yapmamalı. Bunu haklılığını dile getirecek barışçıl yöntemlerle yapmalı. Hiçbir ülke hiçbir zaman işgal edilmemeli. Siz ülkenizde, ben bunu özlüyorum, sempatik hale gelin. Demokrasiyi kurun, insan haklarını kurun, insanları kucaklayın, dünyanın iklimine sahip çıkın. Dünyayı birlikte öbürleriyle birlikte, öbürleri kötüyse siz de daha kötü olmayın. Ben bunu sizden özlüyorum. Ben komşumuz olan bir Rusya'nın daha sempatik dünyaya, dünya haklarına, iklime sahip çıkan bir Rusya özlüyorum. Bunu kendi ülkenize iletin lütfen. Peki vize serbestliği konusunda verilen sözler? Onlar olmayacak şeyler. Çünkü bak, ben yine dönüp savaşlara giriyorum. Eğer şeyde, Türkiye'de hep 5-6 milyon mültecinin biriktiğini biliyorsak, şimdi bu vize serbestliğini nasıl sağlayacağız? Türkiye'ye Irak'tan, Suriye'den gelen vatandaş eğer sadece pasaportla Avrupa'nın kapılarından girebiliyorsa, onun burada Türkiye'de Türkiye pasaportu almaması söz konusu değil. Alabilir. Şimdi Avrupa'nın bazı korkuları ve şeyleri var. İster istemez Avrupa diyecek ki, yani ben sana bu serbestliği vereceğim. Bir, iki, senin ülkende demokrasi yok, kaçmak isteyenler çok. Senin ülkende ekonomik sorun çok büyük, kaçmak isteyenler çok, Avrupa'ya yerleşir. Biz bunları, bu vize serbestliğiyle nasıl barındıracağız? Şimdi eğer Türkiye'de gerçekten demokrasi yerine oturursa, Türkiye'de ekonomik durum istikrar sağlanırsa, ben de zamanda Türkiye'den kaçmak zorunda kaldım. Hacettepe'yi bitirdim. Mülteci olarak kaçtım. İstemeyerek kaçtım. Gerçekten istemeyerek kaçtım. İki defa Almanya'ya gitmiştim. Ben buraya gelmem dedim aslında. Kimse ülkesini kolay kolay terk etmez. Ama gel gör ki Türkiye'nin şu andaki konumunda, Türkiye'de bence 10-15 milyon insan vize serbestliğinden dolayı Türkiye'yi terk eder, Avrupa'ya gider. Bugün, dünden beri bir sürü insanla konuşuyorum. Bu özlemi olan bir sürü insan var. Burada işi oldu halde. Özlemi olan bir sürü insan var. Avrupalı nasıl bunları göze alsın? Yani istese de yapamaz. İstese de yapamaz çünkü arkadaş söylediği şeyde mülteci akımı sağcı partilerin gelişmesine neden oluyor. Ne yazık ki. Onlar da bunu çok iyi kullanıyor ve Avrupa'da öyle bir tehlike de var. Yani Avrupa Birliği'nin uzun vadeli bozulmasında da bir tehlike var. Mesela Fransa'da eğer Lüfen kazanmış olmuş olsaydı söylediği şey neydi? Biz Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyoruz. Eğer Fransa Avrupa Birliği'nden çıkmış olsaydı, yani çıkarsa önümüzdeki yıllarda öyle bir sonuç oluşursa artık unut Avrupa'yı. Teşekkür ediyorum. Süremizin sonlarına yaklaşmış bulunuyoruz. Ben dinleyicilerden birkaç kişiye söz vermeden önce son kez Sergey Bey'e bir soru yöneltmek istiyorum. Sergey Bey, Türkiye ile Rusya arasında inişli çıkışlı bir ilişki söz konusu. Çatışılan noktalar var ama bir de işbirliği yapılan alanlar var. Siz kısaca, yani süremizin sonuna yaklaştık, kısaca Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu nereye kadar devam edebilir bu tür bir ilişki? Çünkü Türkiye Rusya'nın Kırım'ı ilhakını kabul etmedi. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını eleştiriyor açıkça ve Rus savaş gemilerine boğazları kapattı.
Bu perspektiften, bu çerçeve içinde değerlendirdiğimiz zaman Türkiye-Rusya ilişkileri ve işbirliği sınırlarına mı dayandı? Nasıl görüyorsunuz bu meseleyi? Az önce mentioned. Daha önce de bahsetmiştim. Aslında Türkiye'nin ne tür bir rol oynaması gerçekten çok önemli olabilir. Özellikle de bu tür krizler söz konusu olduğu zaman, Ukrayna krizinde bunu görüyoruz. Yine aynı zamanda tarım, mesela hububat krizinde de Türkiye gerçekten çok önemli bir rol oynayabilir. Bir de aynı zamanda yine Türkiye bu tarafsız rolü daha aktif bir şekilde oynayabilirse çok daha iyi olur. Aslında Türkiye ile Rusya arasında herhangi bir savaş yok. Çünkü Ukrayna aslında bizlere Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgal edilmiş bir ülke olarak görülüyor. Yani Joe Biden, Vladimir Putin'e karşı bunu ülkeyi işgal etmiş durumda ve Ukraynalı kişileri, vatandaşları ve askerlerin hayatlarına rağmen, yani eğer biz bunu göz ardı edersek, bu gerçeği göz ardı edersek, inanın bana bütün krizler bu krizin içerisinde inanın bu krizin ortaya çıkmasının nedenleri var. Yani eğer sizler bu nedenleri, bu gerçek nedenleri gözetmek isterseniz, bu içteki nedenleri, o zaman hiçbir zaman için çözemezsiniz bu krizleri. Bu şu anlama geliyor. Türkiye aslında gerçek bir tartışma oluşturmalı Ukrayna krizine ilişkin. Ve bu kriz tartışma olmadan, bu nedenler tartışılmadan çözülemez. Bu noktada mesela Birleşik Krallık ve Amerika dediler ki hayır, biz hiç tartışmak istemiyoruz. Öyle değil ama gerçekten Türkiye çok önemli bir rol oynayabilir. Böyle bir tartışma ortamı oluşturmak konusunda Amerika'yı bir araya getirebilir, farklı tarafları bir araya getirebilir. Biz bunu Ukrayna içerisinde bir iç savaş olarak görüyoruz. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri de farklı tarafları savunuyorlar Ukrayna'da. Onu o şekilde ifade edebiliriz. Anadolu ekonomi açıdan da konuşacak olursak, şimdi bizler bir alan oluşturmaya çalıştık, işbirliği alan oluşturmaya çalıştık geleceğimiz için. Konseptimiz Büyük Avrupa aslında. Bizler sadece Avrupa Birliği ülkelerini de zaten dahil etmek istemiyoruz. Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin doğusunda kalan ülkeler, hiçbir zaman içinde Avrupa Birliği'nin üyesi olamamış ülkeler. Bunlar Rusya'na, Ukrayna, Belarus, Gürcistan, Kazakistan gibi ülkeler. Bizler ne yapmak istiyoruz? Böyle bir ortak bir alan oluşturmak istiyoruz. Özgür olsun, seyahat konusunda insanlar özgür olsunlar, herhangi bir vize uygulaması olmasın, bir vize rejimi olmasın istiyoruz. Yine aynı zamanda fikirler ve bilgiler özgür bir şekilde tartışılsın, paylaşılsın, özgür medya olsun istiyoruz. Teknoloji ve imtiyalar da serbest bir şekilde ticareti gerçekleştirilsin. İşte Büyük Avrupa idealimiz bu bizim ve Türkiye bu noktada bu Büyük Avrupa çok anlamlı bir söz. Gerçekten de eski Sovyetler Birliği Başkanı Mikhail Gorbaçov'un öyle bir ortak Avrupa evi söylemi vardı, öyle bir arzusu var. Tabii an itibariyle biz bu özlemden çok uzaklaşmış durumdayız. Dileriz yakın zamanda yeniden ülkeler arasında farklı bir diyalog, farklı bir ilişki biçimleri ortaya çıkar. Arkadaşlar, süremizin sonuna geldik ama ben söz verdiğim gibi sizler arasından da birkaç kişiye söz vermek istiyorum. Lütfen sorularınızı kısa tutun ve kime yönelmek istediğinizi söylerseniz birkaç kişiye söz vermek istiyorum. Buyurun, siz söylemiştiniz. Tamam. Buyurun, siz mikrofonu arkadaş geçiriyor. Lütfen kısa tutun. Kime yönelmek istediğinizi söyleyin ki ona göre şey yapalım. Arkadaş orada lütfen size, arkadaş önce mikrofon verilecek size. Lütfen sorular, yorum yapmayın lütfen. Sorunuz varsa sorunuzu sorun. Lütfen yorum yapmayın. Merhabalar, herkese artık akşama doğru oldu. İyi akşamlar diliyorum.
Özellikle iki tane hemşehrim var, ikisi tebrik ediyorum, ben de Türkçe diyeyim. Sorumun iki SPD üyesi Sayın Vekilime yönelik. Biliyorsunuz internasyonel Sosyalist Enternasyonal 3 Haziran 1951'de kuruldu. Bugün de 71. yıl dönümü. Ama dünyaya baktığımızda 60 tane Sosyalist Enternasyonal üyesi olan ülke ya da partinin olmasına rağmen dünya üzerinde savaşlar, göçler, hastalıklar, çevre kirliliği, göçmen iltica politikaları üzerine bu Sosyalist Enternasyonel'in bugün esamesinin okunmadığını görüyorum. Acaba bu neden kaynaklı? Bu konuda Sayın Vekilimin görüşü ya da Sosyalist Enternasyonel'le ilgili söyleyeceğini merak ediyorum. Toplayalım. Teşekkürler. Toplayalım evet. Soruları. Ondan sonra diğer hemşerime de malumunuz ülkemizde bu maden arama, çevre kirliliği, çevre, doğayı katletme olayı çok yoğun bir şekilde yaşanıyor genelde. Özelde de yine Dersim'de böyle bir yapılanma var. En son Fazıl Say'ın verdiği konserle bu dünya kamuoyunda da duyuruldu. Tabii gördüğümüzde şu anki iktidarın Avrupa Birliği'ne bakış açısı, bırakın Avrupa Birliği bakış açısı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını tanımadığı bir ortamda önümüzdeki süreçte hükümet, olası hükümet değişikliğinde Yeşiller ve Sol Parti'nin buradaki iktidara bu politikayla ilgili katkısı ya da önerileri ne olur onu merak ediyorum. Ve son olarak da lütfen kısa tutarsanız çünkü arkadaşlar Rusyalı konuşmacıya da şunu söylemek istiyorum. Daha yakında tanıştığımız ve soru sorun lütfen. Dünyaya baş veren sonra Covid'den dolayı İnsanlığın dayanışma içinde olması gerektiğini bu Covid bize gösterdi. Ama bu Ukrayna Savaşı'nın, Rusya ile Ukrayna Savaşı'nın dünya ekonomisine, dünya halklarına getirdiği belanın da şu anda hep beraber yaşıyoruz. Bu konudaki görüşünüzü sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ön sırada iki soru var. Lütfen sorularınızı kısa tutalım. Lütfen sorularımızı kısa tutalım. Toparlayacağız soruları. Ondan sonra arkadaşlarımız cevap verecek. I want to underline what Mr. Sayın Yüksel ve Sayın Uzunder, Sayın Markov dedikleri konu çok şaşırtıcı. Sayın Kemal Atatürk'le Putin'i karşılaştırmak çok mümkün değil. Çünkü Ukrayna Rusya'ya hiçbir şey yapmadı. Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Ve gerçekten protesto etmek istiyorum bu söylediğinizi. Sorunuzu dile getirin lütfen. Sizden yorum yapmamanızı, sadece soru sormanızı rica ettim. Lütfen bunu suistimal etmeyin. Buyurun lütfen. Ben de my question is to Mr. Yusuf and Turgut. As usual, again, we're again among ourselves whenever there is a refugee. Now, here again, Europe, to what extent they show interest to this topic is very clear here. And okay, in 2015, a very big step was taken by Germany, but in Aegean coast and Mediterranean coast, many people have been drawn to that. And civil society that is trying to help these people humanistically being restricted is in fact a very clear indication of hypocrisy in the world. Now, when we go to the Aegean coast, for instance, in the islands of Aegean coast, I have seen it, witnessed it with my eyes. That people are living in an open prison there. There is nothing done about their future. And people in Arabic and Arab countries, these people. Kültürel yakınlıkla gerekçelendirilmesi bence çok da çok olumludur.
mention it from the perspective of cultural proximity is never a good idea, I believe. And this may be, again, a reason for a migratory flow. Because I hope that there is not going to be any discrimination like useless migrants and useful migrants. Okay. One more question, and then we're going to get the answers. Yes, please. Short, please. Keep it short. Keep it short, please. Only questions. Thank you very much, Erhan Doğan. I'd like to ask this question to the politicians coming from Germany. And Turkey and Germany, in order to get close in the near future, what kind of a common agenda would you like to suggest? One of the topics seems to be migration. We again heard about the environmental issues, and security comes to my mind. So how can we create this agenda, and what would be the alternative topics there? Thank you. Yes, Yüksel Bey, would you like to start? Sosyalist internasyonelin geleceği ve günümüzdeki konumu üzerine çok tartışılır. Özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra genel olarak sol hareket, sol ivmede belli bir kriz yaşandı. Bu kriz şu veya bu şekilde hala devam etmekte. Yani sorun sosyalist internasyonel üye olan partilerin Avrupa'da ve dünyada hükümet olabilmeleri, devletin partisi olabilmeleri ve iktidar olabilmeleriyle dengeli. Bundan dolayı da eğer Türkiye'de güçlü bir sosyal demokrasinin partisi olmak istiyorsak 2023'te yapılacak seçimlerde her şeyin daha güzel olacağı, geleceğin de sosyal demokrasi olacağı bir Türkiye'yi ümit ediyoruz. Böylece sosyalist internasyonelde daha güçleneceğine inanıyorum. Diğer konulara fazla dediklerin çoğuna katılıyorum ama yapılması tek en önemli şey demin de Türkiye Almanya arasındaki Avrupa arasındaki anlaşmaya değinmiştik. Yani o anlaşmayla birlikte hatalarına rağmen eğer o anlaşma olmasaydı belki Yunanistan'daki yığılma, yani o trajedi, belki de Ege Denizi'nde boğulma daha çok olabilirdi. Yani o anlaşmayla birlikte şu veya bu şekilde belli trajedilerin de önüne geçildiğine inanıyorum. Ama dediğiniz doğru, yani zengin olan Avrupa, Kuzey Avrupa, doğusunda olanlara göz yummamalı ve sorunları paylaşmalı. Yani sözlerime şuna söz vermek istiyorum. Almanca'da bir tabi var, ondan der Charakter einer demokratischen, einer humanen demokratischen Gesellschaft hängt davon ab, wie sie mit ihren eigenen Minderheiten umgehen. Bir demokratik, human olan bir toplumun, bir devletin karakteri o ülkede yaşayan azınlıklarla ve onlarla olan ilişkilerle eşdeğerlidir. Bu Avrupa için de geçerlidir, bu Almanya için de geçerlidir, bu da Türkiye için de geçerlidir. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Süper. İsterseniz siz devam edin. Ondan evet, sonra... Ben çok çabuk yapayım. Dersimde arkadaşım, hemşerimin şeyin sorusuna cevap vereyim. Tabii ki en ilk planda burada dersim Tunceli doğumlu ya da o yöreden gelen insanların tabii ki oraya yöredeki çevre kıyımına sahip çıkmaları lazım. Bizlerle işbirliği yapıp biz Avrupa'da nasıl bu konuda etkin olabiliyoruz? O konuda ben açığım. Gerçekten birçok önlem almak lazım ve dünyanın her yerine, bir tek dersimde değil, her yerine bakmak lazım. Hasan arkadaşının söylediğine katılıyorum. Bakın şeyde özellikle bu Akdeniz'de boğulan mültecileri kurtarmak için yeşil kökenli ya da hamur kökenli bir sürü insan özel gemi tutup ya da bağış yapıp kendileri gidip bu insanları kurtarıyorlar. Ama sorun kökeni yine dönüp dolaşıp şeye geliyor. Savaş yaratma, kendi çıkarlar doğrultusunda bazı ülkeler zaman zaman savaş yaratırlar ve insanların bu sonuca gelmesine neden olurlar. Eğer Akdeniz'de bugün insanlar boğuluyorsa bunun nedenlerinden biri de
Libya'nın gereksiz bir şekilde bombalanmasıydı. Bu Libya olayından önce bu boğulmalar, bu tür olaylar yaşanmıyordu. Bunu kim yaptı? Sarkozy seçim kazanmak için ilk savaş uçağını yollayan Sarkozy oldu. Ondan sonra Amerika, ondan sonra bazı Avrupa ülkeleri. Bugün Libya'nın halini görüyoruz. Yani savaşlar zaten ölümlere neden oluyor. Ya yerinde ya da yıllar sonra mülteci akınıyla, denize boğulmakla ya da ben Yaşar beni tanıtırken belki biraz hata yaptı. Ben 26 seneden beri sokak gençleriyle çalışan bir projede çalışıyorum. O projeye mülteci gençler geliyor. Afgan, Suriyeli, Iraklı gençler geliyor. Onlar ta Irak'tan, Afganistan'dan gelmişler. Almanya'nın Hamburg kentine hayatlarını kurtarmışlar sözde. Bize geliyorlar uyuşturucu bağımlısı oldukları için. Yani kurtulmamışlar. Hatta daha kötü hale gelmişler. Çocuklara soruyorum buraya geldiğinizde mutlu musunuz? Hayır diyorlar. Keşke Afganistan'da yaşayabilseydik. Teşekkür ederim. It's your turn. Sergey Bey. Yeah, thank you. Teşekkürler. You know, I'm sure that Kemal Atatürk... Biliyorum ki Kemal Atatürk Putin'i desteklerdi burada olsaydı. Sadece durum çok benzer olduğu için değil, 100 sene önceki Türkiye'yle olan durum çok benzer olduğu için değil, aynı zamanda başka bir sebepten dolayı. Çünkü Rusya aslında Türkiye'yi 100 yıl önce destekleyen tek ülke olmasından dolayı ve Rusya ve Türkiye gerçekten kendisinin bağımsızlığını, özgürlüğünü sağlayabilmesi için Türkiye'ye çok silah verdi, çok para verdi bağımsızlığı için. Ve Rusya gerçekten bir ittifaktı Türkiye ile. İkinci olarak şunu da söyleyeceğim. Putin gerçek problemlerden saklamaya çalışmıyor. Hepimiz şu fikre katılıyoruz düşünüyorum. Bu kriz çözülmeli. Ve gerçekten taraflardan birisinin zaferiyle çözülmeli. Çünkü bir taraf savaşı kazanırsa diğer taraf sürekli olarak intikamı planlayacak ve bu da krizin devam etmesine yol açacak. Dolayısıyla burada bir uzlaşmaya gidilmesi gerekiyor bu krizi çözmek için. Bizim de istediğimiz bu ve uzlaşmaya gidilebilmesi için gerçek problemi göz ardı etmememiz gerekiyor. Ukrayna'daki iç savaş 2014'te başladı ve yaklaşık olarak 50 bin Ukraynalı kişi bu iç savaş sırasında hayatını kaybetti. Gerçek bir problem bu işte durdurulması gereken ve her gece 8 yıl boyunca her gece böyle oldu. Ben kendim Donetsk'teydim ve gecenin bir yarısı bu topçu ateşi yüzünden bunlar oluyordu ve bunun durması gerekiyor. Binlerce siyasi tutuklu tutuklu var ve bu insanların özgür bırakılması gerekiyor. Ve Muhalif Parti'nin başkanı da aynı şekilde tutuldu. Mihail Pikrebiski politik analisti Ukraynalı yine tutuklu. Diğer bir kişi yine önde gelen analistlerden yine aynı şekilde tutuklu. Bunları asla göz ardı etmemeliyiz ve mutlaka bir uzlaşma yolu bulmalıyız. Bence Rusya askeri operasyonu derhal durdurmalı ve sonrasında da gerçekten bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden uzlaşmanın işaretlerini almalıyız bunun için. Ve Rusya'dan Ukrayna'ya terörün durdurulması, Ukraynalılara yönelik terörün durdurulması talebi var. Bu yapılmalı. Bu yerini bulmalı. Thank you. Sözleşmenin sonuna geldik. Ben değerli katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere de bizleri izlediğiniz için dikkatinizi alıyorum. Teşekkür ediyorum. Yarın buluşmak üzere. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Doktor Yaşar Aydın, Yusuf
geçecek arkadaşlar. Olduğu gibi. Değerli konuklarımız, bugünün son oturumuydu. Bugünün son oturumuydu. O nedenle yarın saat 9.30'daki oturumu hatırlatayım. Geçirdiğiniz katılımlarınızdan dolayı Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Varvancı, Yesen Celal İsmet Sıkıntı Yüksel, Rusya Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Sergey Markov, Yeşiller Partisi Halk Grup Parlamentosu Yusuf Uzun'da ve moderatörümüz Doktor Yaşar Aydın'a tekrar teşekkür ederiz. Ben de bir konuyu.